Torasik aort anevrizması nedir arkadaşlar? Kelime kelime incelemeye ne dersiniz? Anevrizma bir şeyin lokal ve kalıcı e, dilatasyonu yani genişlemesidir. Ve buradaki genişlemede aortun yani vücudumuzun ana atar damarının genişlemesi oluyor. Aort oldukça uzun bir atar damardır. Kalbin sol karıncığından çıkar, toraksı yani göğüs boşluğunu geçerek, abdomene yani karın boşluğuna kadar iner. Burada söz konusu olan anevrizma aortun torasik yani buradan buraya kadar olan kısmında ortaya çıkan bir anevrizma olacak. Tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlamanız için size biraz detay vermek istiyorum. Bu vücudumuzun önden görünüşü. Yani kalbe ve başlıca damarlarımıza ne yapıyoruz? Tam karşıdan bakıyoruz. Ana atar damar olan aort ve ana toplar damar olan vena kava işte buradalar. Bu arada kalbin torasik aortun önünde yer aldığını, yani aortun kalbin arkasından geçtiğini hemen eklemek istiyorum. Renklendirirsem belki daha iyi anlarız. Evet. Şimdi yeniden eski haline çevireyim ki aortu daha net olarak görebilelim. Ancak Torasik aortun aslında kalbin arkasından geçtiğini aklınızdan çıkarmayın, anlaştık mı? Anevrizmalar aortun diğer kısımlarında da ortaya çıkabilirler ama biz bu videoda torasik olanlara değineceğiz. İsterseniz öncelikle bir anevrizmanın nasıl göründüğüyle başlayalım. Hemen göstereyim. Aortun bu kısmının tam da bu şekilde bir balon gibi şiştiğini düşünün. Aort duvarlarının dışarıya doğru genişlediğini, ve az önce de söylediğim gibi bir balon gibi şiştiğini görüyorsunuz, değil mi? Bu aortun bu kısımda çok daha fazla yere sahip olduğu anlamına gelir. Bir de MR görüntüsü görmek ister misiniz? İşte bu. Balon gibi şişen kısım ne kadar da net görülüyor, öyle değil mi? MR'daki diğer yapılara değil, aortun nasıl genişlediğine odaklanmanızı istiyorum. İçinde bir tenis topu olduğunu düşünmek işten bile değil. Anevrizmaların görüntüleme yöntemleriyle nasıl teşhis edildiklerinden biraz sonra bahsedeceğim ama şimdiden bunun MR'da nasıl göründüğünü görmenizi istedim. Bu noktada anevrizmanın teorik olarak herhangi başka bir damarda da oluşabileceğini bilmenizi istiyorum. Evet, anevrizma sadece aortta değil, diğer atar ve toplar damarlarda da karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Yine de atar damarlarda görülme olasılığının toplar damarlara göre biraz daha yüksek olduğunu da eklemek istiyorum ki bunun sebebinden de bahsedeceğim. Atar damarlar söz konusu olduğunda anevrizmalar sadece aort değil, diğer atar damarlarda da sıklıkla karşımıza çıkar. En yaygın olarak aortta görülür ama vücudumuzun alt uzuvlarına kan taşıyan iliyak arterlerde, dizlerimizin arkasında yer alan pop, e, popliteal arterlerde, beyin dolaşımında yer alan atardamarlarda ya da bacaklara kan ulaştıran femoral arterlerde. Bunların hepsinde görülebilir. Aortta meydana gelen anevrizmaların 40'ı torasik aortta yer alır. Diğer %60'lık kısım ise abdominal aortta ortaya çıkar. Peki, bir şeye anevrizma diyebilmek için bunun ne kadar genişlemiş olması gerekiyor derseniz ne diyeceğiz? Evet, bu sorunun cevabı ne? Bir atar damarın kalıcı dilatasyonu yani normal çapının en az bir buçuk katına çıkması anlamına gelir. Evet, anevrizmanın klinik tanımı bu şekilde arkadaşlar. Torasik aortun ortalama çapı 2,7 cm'dir bir anevrizmadan bahsedebilmemiz için aortun çapının kalıcı olarak 4 santimetreye kadar genişlemiş olması gerekir. Bütün anevrizmaların eşit sayılmadıklarını da eklemek istiyorum. Kimisi gerçek, kimisi ise yalancı olarak sınıflandırılır. Gerçek tip anevrizma da arkadaşlar, damarın duvarı tamamıyla böyle balon gibi şişer ve damar duvarının 3 katmanı da bundan etkilenir. Neydi bu katmanlar? Intima, medya ve Adventisya'dan bahsediyorum. Bu katmanların hepsi genişlemiştir ve damarın bir kısmı bu yüzden balon görünümü alır. Gerçek anevrizmaları alt kategorilere de ayırabiliriz. Simetrik olanlara füziform adı verilir. Füziform. Bu anevrizmalar aynen burada çizdiğime benzeyen, iyi biçimli olarak adlandırılan anevrizmalardır. Şekilleri bütünseldir. Buna ek olarak sakküler anevrizmalar da vardır ve bu tip anevrizmalarda damar duvarının sadece bir tarafı genişlemiştir. Buradaki sakküler kese biçimli demek arkadaşlar. Bu damar duvarının bir tarafının kronik olarak daha yüksek kan basıncına maruz kalması sonucu ortaya çıkabilir. Bu anevrizmalardan beri anevrizması olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Yani yemiş şeklinde oldukları için. İngilizce'deki berry'den geliyor. Kısacası sakküler ya da beri aynı şey. Füziform ve sakküler anevrizmalar gerçek anevrizmalardır. Bir de yalancı anevrizmalar vardır demiştik. Yalancı ya da pseudo anevrizmalar, damarın bir bölümünün damar enjeksiyonu gibi bir travma sebebiyle yırtılması yüzünden ortaya çıkarlar. Bu durumda kan, damar duvarından dışarıya sızmaktadır ve damarda böyle minicik bir delik oluşmuştur. Kan damardan dışarıya sızmaya devam ettikçe damarla damarı çevreleyen doku arasında birikmeye başlar ve bu da damarın bir tarafının bir miktar şişmesi ile sonuçlanır. Damarın şekli kalıcı olarak değişmez ama bu da bir anevrizma görüntüsüne benzediğinden bu durumda yalancı anevrizma olarak adlandırılır. Bu durum eğer sızıntı iki taraflıysa damarın iki tarafı içinde söz konusu olabilir. Torasik anevrizmaların ne demek olduğunu öğrendiğimize göre isterseniz ortaya çıkmalarının neden istenmeyen bir durum oluşturduğuna geçelim. Neden bu kadar kötüler dersiniz? Anevrizmaların ortaya çıkarabileceği potansiyel komplikasyonlar onları tehlikeli yaparlar. Öncelikle anevrizmalar yırtılabilirler. Aortta anevrizma oluşması için aort duvarının zayıflamış olması gerekmektedir ve bu da anevrizmanın yırtılması için temel hazırlayan bir durumdur. Anevrizmalar yırtıldıklarında kan dolaşım sistemini terk ederek anevrizma etrafındaki dokulara doğru akmaya başlar. Ve kan dolaşım sistemini terk ederse geriye vücudu oksijenlendirecek daha az kan kalır. Öyle değil mi? Yırtılmış bir anevrizma eğer acil olarak müdahale edilip düzeltilmezse vücut dokuları oksijen alamamaya ve geri döndürülemez hasar görmeye başlar. Anevrizmaların içlerinde pıhtı oluşması da muhtemel bir durumdur. Bu trombüs yani e, pıhtı oluşumu olarak adlandırılan durumdur. Pıhtı kan akışı yavaşladığında ya da kan bir yerlerde birikmeye başladığında oluşur. Bu da sakküler anevrizmayı pıhtı oluşumu için muhteşem bir nokta haline getirir. Düşünsenize kan buraya geliyor, buraya çarpıyor, geri tepiyor ve birikmeye başlıyor. Bu noktada bu birikimin büyümesinin çok ama çok kötü bir durum olduğundan bahsedeyim. Neden diyecek olursanız, bu pıhtı yeteri kadar büyürse damarı tıkayabilir de ondan. Buna ek olarak pıhtıdan kopan parçalar kan dolaşımına dahil olup emboliye de sebep olabilirler. Bu küçük emboliler daha küçük damarları tıkarsa da iskemik hasar meydana gelecektir. İskemik hasar oksijenlenememe sonucu ortaya çıkan doku hasarıdır. Emboliler küçük damarları tıkadıklarında bu damarlardaki kan akışı duracağı için kanın ulaştığı noktalar oksijensiz kalarak hasar göreceklerdir. Anevrizmaların yanlarında ya da yakınlarında bulunan diğer yapılara baskı uygulayabileceklerini de ekliyorum. Örneğin toraks söz konusu olduğunda vena cava tam da aortun yanında bulunmaktadır aortun bu kısmında yer alan bir anevrizma eğer büyümeye devam ederse vena cava baskı e, vena cava'ya daha doğrusu baskı uygulayarak vena cava da baskı altında kalır. Kalbe dönen kanın yavaşlamasına bu durum sebep olabilir. Anevrizmaların kimsenin sevmediği şeyler olmasının sebepleri bunlar. Peki bu anevrizmalar nasıl ortaya çıkıyorlar dersiniz? Bunun da birkaç sebebi var. Aortun bu kısımda genişlemesinin en büyük sebebi arterioskleroz'dur, yani dejeneratif değişimdir. Bu, aortun normal, yani güçlü ve elastik duvar yapısının zayıflamaya ve esnekliğinin azalmaya başladığı e, anlamına gelir. Zayıf ve daha az esnek bir damar duvarı, hangi damarın duvarı olursa olsun, her saniye maruz kaldığı kan basıncına karşı çok ama çok daha dayanıksızdır. Size bir miktar arka plan bilgisi de vereyim. Aortun 3 katman olduğunu hatırlıyorsunuz. Dışta advensiya, ortada medya ve enişte de intima. Medya katmanı kendisine gerilmeye dayanma gücünü veren kolajen ve büyük bir kan basıncı dalgasından sonra eski haline dönebilmesi için esnek olmasını sağlayan elastin gibi proteinler içerir. Anevrizma oluşmasına bağlı olarak iki noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle aortun alt kısımlarında elastin ve kolajen miktarı yukarıdaki kısımlardan daha azdır. Ek olarak insanlar yaşlandıkça kolajen ve elastin dejenerasyonu da başlar. Kolajen ve elastin dejenerasyonu yüzünden aort daha zayıf ya da daha az esnek olur. Ve ayrıca büyük bir kan basıncı dalgasından sonra eski haline dönemeyebilir. İkinci olarak fizikteki Laplace kanununa göre bir tüpün genişlemesiyle tüpün içindeki sıvının duvarda yarattığı gerilim artar. Bizim durumumuza uygulayacak olursak, damarın içinden geçen kanın basıncının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz çünkü kan kalbi henüz yeni terk etti. İşte bu basınç zaten genişlemiş olan damar duvarının daha da genişlemesine sebep olur. Bu da anevrizmal bir genişlemeye sebep olacak kötü bir döngünün başlaması anlamına gelir. Damar duvarı zayıflar ve genişlemeye daha yatkın bir hale gelir. Genişledikçe de genişlemeye devam eder. Çünkü artık bu kan basıncı ile baş edecek kadar güçlü değildir. Anevrizmaların diğer sebeplerinden de bahsedelim mi? Geçmişte ortaya çıkan aortik diseksiyon anevrizma oluşumuna sebebiyet verebilir. Aortik diseksiyonun damarda hali hazırda var olan bir kusur olduğunu biliyoruz. Demek istediğim aortik diseksiyon damarı zaten zayıflatmıştır ve bu da anevrizmaya davetiye çıkaran bir durumdur. Marfan ya da Ehlers-Danlos sendromları gibi yapısal proteinlerden kolajenin düzgün bir şekilde üretilmediği bağ doku hastalıkları da anevrizmanın oluşmasını kolaylaştırır. Ateroskleroz da anevrizmaların ortaya çıkmasını kolaylaştıran durumlardan bir diğeridir. Ateroskleroz, kolesterolün atar damar içlerindeki patolojik birikimidir ve bu birikim zaman içerisinde inflamatuar bir basamak yaratarak damar duvarlarını zayıflatır ve böylece anevrizma oluşması olasılığını güçlendirir. Bu kadar şey söyledikten sonra, peki anevrizmaların oluşumunu engellemek için ne yapmak gerekir? Sorusunu cevaplamaya hazırız artık. Anevrizma oluşumu ile alakalı olan ve risk faktörü olarak adlandırılan bazı durumlar var. Listeyelim. ateros Ateroskleroz büyük bir risk. Sigara kullanımı da ateroskleroz gelişimine olanak verdiği ve damar duvarlarına doğrudan hasar verdiği için büyük risk. Hipertansiyon ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani kısaca koa da örnekler arasında. Bu arada sigara kullanımı aterosklerozu daha da kötüleştirebilir. Koa ve hipertansiyona sebep olur. Bu da sigara kullanımını gerçekten çok ama çok büyük risk faktörü yapıyor. Erkek olmak da risk faktörü. Evet, erkeklerde anevrizma oluşumu olasılığı kadınların neredeyse 5 katı. Sebebi tam olarak bilinmese de şu ana kadar görülen vakalardan edilen, elde edilen bilgi yani bu yönde. Yaş da risk faktörlerinden bir diğeri. 65 yaşından büyük olmak anevrizma olasılığını arttırıyor. Bunun sebebi ise yaşlıların kısmen aortun damar duvarlarında biriken kalsiyum yönünden gençlere oranla daha sert aorta sahip olmalarının yanı sıra az önce de bahsettiğim gibi yaş ilerledikçe elastin ve kolajen dejenerasyonunun başlaması. Listeye genetiği de eklemek istiyorum. Daha önce bahsettiğim bağ doku hastalıkları ya da ailede anevrizma geçmiş olan bireylerin olması sizin riskinizin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Peki, torasik anevrizma nasıl belirlenir ya da teşhis edilir? Bu anevrizmaların biri sizde varsa %75 ihtimalle bundan haberiniz olmaz çünkü vakaların %75'i asemptomatiktir. Torasik anevrizmaların büyük bölümü görüntüleme esasında şans eseri görülür ya da yırtılma sonucu gelişen durumlar olduğu ortaya çıkar. Belirtileri iki gruba ayırmak istiyorum. Belirtileri sağlam bir anevrizmanın ve yırtılmış bir anevrizmanın belirtileri olarak sınıflandıracağım. Önce sağlam anevrizma. Bu arada anevrizmanın belirtileri ortaya çıkaracak boyuta ulaşmış olduğunu da kabul edelim, tamam mı? Aort'un bu kısmında ortaya çıkan bir anevrizma bu bölümdeki diğer yapılara baskı uygulamaya başlayabilir. Örneğin ses tellerini kontrol eden e, reküren laringeal sinir. Bu sinir baskı görürse sesiniz boğuk boğuk çıkar. Ya da videonun başında da bahsettiğim gibi anevrizma vena kavaya baskı uygulamaya başlamış olabilir. Bu da kalbe geri dönen kanı tehlikeye atacak bir durumdur. Yemek veya soluk borusuna baskı uyguluyorsa hava yolları veya özofagus obstrüksiyonu gelişebilir. Baskı anevrizma bölgesinde genelde ağrıya sebep olur. Yırtılmış bir anevrizmanın belirtilerine gelirsek, hipotansiyon ya da patolojik düşük tansiyonla başlayalım. Bunun sebebi kanın dolaşımdan sızması tabii. Kanın e, kan dolaşımından ayrıldığı için kapalı bir basınç devresi olan dolaşım sisteminin basıncı belirli bir düzeyi koruyamaz. Senkop yani bayılma, kan basıncının düşmesi ya da beynin yeteri kadar kan almaması sonucu ortaya çıkabilecek bir diğer belirti. Hemoptizi ya da kan öksürmek anevrizma soluk borusuna doğru geliştiğinde ortaya çıkabilecek belirti. Ya da hematemez yani kan kusma bu da anevrizmanın yemek borusunu aşındırması sonucu oluşur. Bunların hiçbirini yaşamak istemeyiz değil mi? Peki bu anevrizmaları yırtılmadan önce nasıl yakalarız? Torasik bir anevrizmayı en iyi ve hassas bir şekilde görüntüleme yoluyla yakalarız. Örneğin akciğer röntgeni. Radyologlar röntgende torasik anevrizmaya işaret edebilecek gölge ve veya karanlık kısımları ararlar. Bilgisayarlı tomografi yani BT, aortu boylu boyunca görüntüleyerek anevrizmanın tam yeri ve boyutunu kesin olarak belirleyebilir. MR'da BT gibi bu konularda oldukça başarılı. MR ayrıca hastaları radyasyona maruz bırakmayan bir yöntem. Yine de belirtelim. Genelde diğer yöntemlere göre daha uzun sürer, her sağlık kuruluşunda yoktur ve bilgisayarlı tomografiye göre daha masraflı bir yöntemdir MR.